Merhabalar Ayşe'nin yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ikili çalışma yapacağız. Bununla bunu bir kullanacağım modelimde. Bununla bunu da bir kullanacağım modelimde. Yazmamızdaki renklerin açıklı koyularını tercih ettim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize geçelim. Şimdi modelimize başlayalım. Şöyle kenarına 5 tane zürafa yaparak modelime başlıyorum. 1 2 3 4 5 bir tane zürafayı atlıyorum diğerine bir tane yuva oluşturuyorum bu büyüklükte bir tane yuva oluşturdum yuvamın içine batıyorum ipimi kenara aldım Şimdi buraya yaprağımızı yapmaya başlıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpırla başladım. Pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğümümüz attık. Şimdi tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar pırpırıma batıyorum. Yukarı çıkıyorum tekrar aşağı iniyorum benim en çok sevdiğim şey yaprak arkadaşlar sinek kanadından yaprak çok severek yapıyorum üç tane düğümümüz oldu dört tane düğümden tamamlayacağım dördüncü düğümü attık ve aşağı iniyorum ve yaprağımızı tamamladık birinci kısmını buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum sap yapıyoruz modelimizi şöyle pırpırımı yaptım pırpırımın içine batıyorum tepesine düğümümüz attık ve şöyle çok küçük bırakmıyorum birazcık uzunca bir tane buraya sinek kanadı yaptım bunun yanına bir tane daha aynı şekilde sinek kanadı yapıyorum pırpırın içine batıyorum tepesine bir tane düğüm atıyorum tekrar aşağıya inerek Senek kanadımız tamamlıyorum. Şimdi yaprağımızın diğer kısmını arka taraftan yapacağız. Şöyle döndürüyorum. Hemen düğümümü yana alıyorum, kenara. Yani ipimi kenara alıyorum, düğümün önünden bir tane düğüm atıyorum buraya tekrar sinek kanadı yaprağımıza başlıyoruz şöyle birazcık bollatayım yine aynı şekilde pırpırla başlıyorum pırpırımın içine batıyorum tepesine düğümü attım tekrar aşağıya iniyorum tekrar aşağı indiğim ipe batarak yukarı çıkıyorum aşağı indiğim ipi çok uzun bırakmıyorum yukarı çıktığımı da diğer ipinle aynı boyut olmasına dikkat ediyorum şöyle biraz netleştirelim tekrar yukarı çıkıyorum aşağı iniyorum Pardon tekrar yukarı çıkıyorum yukarı çıktığım ip diğer iple dümdüz olması gerekiyor Burada boşluk bırakmayın yukarı çıktığınız ipi. Sinek kanatlarınız, yapraklarınız yani düzgün olsun. Şimdi son pırpır pır düğümümüzü atmak için yukarı çıkıyoruz. Şöyle ipimi tam düz şekilde çektim yukarıya ve aşağıya iniyorum. ipimi ayarlıyorum düğümümü çekmesin ve şimdi düz tarafını döndürüyoruz şöyle yaprağımı yukarı doğru alıyorum ve şu yuvanın içine hemen yaprağın önünden bir tane düğüm atıyorum ki yaprağımı toparlasın hem de ipimi kesmiyorum şöyle gördüğünüz gibi yaprağımı yukarı doğru almış oldu Hemen buraya yine 5 tane zürafa yapıyoruz. Beş. ve altıncıya aradaki sinek kanatlarımızı yapacağız ben arasına tekli sinek kanadı yaptım Modelimizi de bütün sinek kanadından oluştuğu için arasına yakışacağını düşündüm. Siz isterseniz ara modelde başka bir şey de yapabilirsiniz. Altıncı zürafaya geri dönüp ortadan bir tane düğüm attım. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıp tepesine düğüm atıyorum ve aşağıya inip modelimi tamamlıyorum. İkinciyi de hemen bir tane zürafadan sonra ikinciyi başlıyoruz. Hiç ara vermeden. Arada yani bir tane boş zürafamız oluyor. Diğerinde yarısı gözüküyor arkadaşlar. İki tane zürafamız olmuş gibi oluyor. Şimdi tekrar ikinciye geri dönüyorum. Buraya yine sinek kanadımızı yapıp devam ediyoruz. Ben şimdi üst kısmına geçelim. Modelimize geçiyorum. Yazmanın ana renginden pembe kullanacağım. Açık rengi ilk önce açık rengi yapalım ki siz de daha iyi anlayabilirsiniz. Şöyle hemen sinek kanadına batarak tekliği önden yalnız iğnenin dibinde olması ipiniz gerekiyor ki düğümünüz olsun. Buraya bir tane düğüm atıyorum. İpimin yönü yapacağım yöne doğru oldu buraya bir tane pırpır yapıyorum. Başak yapacağız arkadaşlar. Şöyle bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Şöyle tepesine bir tane düğüm attım. Tekrar aşağıya batıyorum. Bir tane sinek kanadı yapıyorum. Şimdi tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. İkinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı atarak şöyle kenara doğru düğümümü atıyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapıyorum. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Ve aşağıya iniyorum ipimi. Yaptığımız pırpıra indiriyorum. Buraya bir tane daha pırpır yapıyorum. Şöyle pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırın içine batarak biraz daha böyle kenarlıca bir tane düğüm atıyorum buraya yine sinek kanadımı yapıyorum bura tepesi olacak arkadaşlar şimdi bu yaptığımız pırpırın içine üç tane sinek kanadı yapacağız aşağıya iniyorum bunları eşit boyda yapalım tepedekileri tekrar aynı yere batıyorum aynı pırpıra battım ikinci sinek kanadımı yapıyorum pırpırıma batıyorum tepesine düğümümü attım tekrar aşağı iniyorum tekrar aynı yere batıyorum bir tane daha sinek kanadı yapacağım pırpırıma batıp tepesine düğümümü atıyorum tekrar aynı yere batıp üçüncü kanadımı tamamlıyorum şöyle bir düzeltiyorum kenara doğru gelsin diye şimdi aşağıdaki pırpıra inerek ipimi indiriyorum şöyle bol bir şekilde buraya bir tane pırpır yapıyorum aynı indiğim yere battım buraya bir tane yaptığım pırpırın içine düğümü atıyorum tekrar aşağıya inerek tamamladım şimdi en aşağıya İlk yaptığımız sinek kanadına, yeşil, yeşil sinek kanadına inerek modelimi tamamlayacağım. Şimdi buraya tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Aşağıdaki yeşil sinek kanadına tekrar batarak sinek kanadımı tamamlıyorum ve modelim bitti. Makasımı alayım, kestim. Bu başlangıç ipimizi tamamen kökünden kesiyoruz. Şimdi ikinci rengimizi de arkadaşlar patlıcan moru koyu mor yapacağım. Ben onu yapıp tamamlayayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp bitirdim. Modelimiz çok kolay ve de çok da güzel bir model. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.